Çorum'un İskilip ilçesindeyiz. Evet, İskilip'teyiz. İskilip Kalesi'ne geldik. Görüldüğü üzere dik bir yamaçta. Birazdan çıkıp orayı gezeceğiz. Dışarıdan da göstermek istedim önce. Çünkü tamamen dik bir yamaçta iki tane burç üzerinden bir kale dikmişler. Hititler zamanında yapılan bir kale. Buyurun hep beraber gezelim. Çorum'un İskilip ilçesindeyiz. İskilip ve Atıf Hoca'yı ziyaret ettik. Duamızı yaptık. Şu anda da İskilip Kalesi'ne çıktık. Eski adı meşhur Zengibar Kalesi olan İskilip Kalesi. Çok eski bir tarihe sahip bir kale. Kalenin oturduğu kayanın 3 cephesi de insanoğlunun tırmanamayacağı kadar saf ve diktir. Uzaktan bakınca bir kartal yuvasını andıran kaleye sadece eğimi biraz daha az olan Atlı tarafından ulaşılabiliyor. Kalenin tek giriş kapısı da buradandır. Kapının hemen bitişiğinde devasa bir burç yükselir. Kaleyi zapt etmek isteyen düşman güçlerine karşı kale kapısını savunmak amacıyla yapıldığı anlaşılan bu heybetli burç kim bilir nice düşman ordularına geçit vermemiştir. Biz de bu maksatla tarihi kaleyi ziyaret ettik. Gelin hep beraber kaleyi ve İskilip'i gezelim. Kale geniş bir avluda bulunuyor. İçinde de 30 haneye kadar ev de bulunmakta. Çok eski evler, şu an 30 hane olsa da birkaç evin içinde yaşam alanı var. Diğerleri şu an harabe halinde. Evin çevirdiği alan içinde bir kuyu da mevcut. Kuyunun içinde hala su var. O sudan kale içindeki o 30 hane bu sudan halen faydalanmakta. İskilip'te daha önce elektrik ve buzdolabı olmadığı zamanlarda, Cumhuriyet devrinden bahsediyorum, kalenin içine karla doldurup o kar şehir insanları tarafından soğuk depo olarak da kullanılmış. Kaleyi ve şehri Selçuklular zamanında Sultan Alaaddin fethetmiştir. Bu bilgiyi de sizinle paylaşayım. Bismillah.
Selamünaleyküm. Evet, merhaba. İskilip'teki gezimize devam ediyoruz. Çorum öncesinde İskilip'in manevi mimarlarına, Çorum'un manevi mimarlarına bir selam verelim dedik. İskilip Latif Hoca merhumun kabristanına uğradık. Yasin-i Şerif'imizi okuduk. Ve şehrin içerisinde gezmeye başladık. İskilip malum tarih içerisinde yürüyen bir şehir. Galatlar, Helenler, Büyük İskender, Persler, Romalılar ve 1071'den sonra da Müslüman Oğuzların himayesi altına geçiyor. Mazisiyle bütünleşme, tarihiyle bütünleşme çalışmaları kapsamında bir alimler müzesi açmış. Gerçekten bu kadar aliminiz varsa Osmanlı'nın, Türkiye'nin fikri entelektüel hikayesinde bir yeriniz varsa pek tabii ki böyle bir bölgenin ülkemiz tarafından, ülkemiz dışında İslam bilimleri önemseyen, bilim tarihini önemseyen insanlar tarafından izlenmesi, merak edilmesi açısından bu tip müzeler çok değerli. Standart bir İskilip evi aynı zamanda. Şöyle ben ufak ufak çıkmak istiyorum. Görüldüğü üzere katlı bir ev. Henüz iç kısmını tabii birlikte göreceğiz. Bir kapıdan giriliyor. Sokaklar taş sokaklar. Bir kapıdan önce bir avluya girilmiş oluyor. İşte burada bir gördüğünüz gibi bir seramik var. İskilip halkının geçmiş dönemlerde kullandığı, mesela un yapmak için kullandıkları bir el değirmeni var hemen şurada. Şöyle bakalım. Hareket edecek mi? Evet, hareketli ediyor. Bir un değil, geleneksel bir taş un değirmeni görüyoruz. Yine şurada yün herhalde, yün değirmek için kullanılan yün değirme makinesi, yün çıkığı var burada. Yine odaları bir kısım hoca efendilere, şeyh efendilere hasrederek tematik bir form kazandırmışlar. Burası da Allame'den Abdülbaki Efendi, Hacı Karani Hazretlerinin resmedilmiş bir bal mumu heykel koymak suretiyle resmedilmiş. Abdülbaki Efendi şöyle bakıyoruz, doğumu değil ama vefatı 1589, Hacı Karani büyük velilerden olup en dilden özelliği de pehlivan olması, güreşçi olması, bu tarafıyla güçlü, kuvvetli, pehlivanlık meziyetlerine sahip bir zat ama pehlivanlığından ziyade anlıyoruz ki manevi makamda almış olduğu mertebelerle toplumun gönlünde iz bulmuş, karşılık bulmuş. Molla Cafer Çelebi İskilip'te doğup İstanbul'da vefat etmiş bir ilim adamı. İskilip'te dünyaya geldiğini, babası Şeyhülislam Ebu Suhb Efendi'nin amcası, birçok yerde görevler yaptığını, tahsilini İstanbul'da gerçekleştirdiğini, bölgenin ilim adamlarıyla, ulema ile meşhur olmasının arka planındaki enerjiyi de aslında bir nevi anlamış oluyoruz. Günlük hayata dair aslında çok değerli bir ortam. Bir sofranın, bir oturma alanı yapılmış burası. Hem dışarıya bakıyor, hem orta alanda. Bu büyük kişileri burada yani. Çok güzel. Daha çok misafir herhalde. Evet. Misafir ağırlanıyor. Daha çok bir, ne diyelim buraya, selamlık gibi düşünelim burayı. Evet, aynı evimizin işte bir giriş katı vardı, birinci kat. Sonra işte hemen üstünde bir ikinci kata çıktık. Derinliği daha yüksek, yüksekliği biraz daha şöyle iki, bugün şartlarına uygun, 2.73 civarında bir üçüncü kata çıkmış olduk. Şurada dikkat çekici bir, sanki bir Kazak alim gibi, Abay. Abay ismini genellikle Kazak Türkleri kullanıyorlar. Abay Kunanbayoğlu. Çok bu da dikkat çekici.
orayla alakalı, evet şurada bilgiler var. Devlet adamı, tercüman, bilgin, halk bilimci. Doğumunun 175. yıl dönümü vesilesiyle Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Takayev'in Abay Günü ilan etmesi münasebetiyle tanıtım amaçlı olarak, tanıtım amaçlı bir Türk alimi olarak burada kendisine bir makam, yani Osmanlı ve Selçuklu alimleriyle bir Kazak alimi aynı mekanda buluşturulmuş oldu. Kültürünü biz sadece yani yaşamın kendi içerisinde düşünmeyelim. Yani misafirin de rahat hareket edebilmesi, aile düzeninin de rahat hareket edebilmesi açısından klasik İskilip evlerinde iki kapı olduğunu öğreniyoruz. Kapılardan bir tanesi misafirler için rahat girip çıkabilsinler. Bir diğeri de hane halkı hayatı düzeninden kopmasın diye. Yine Ebu Suud Efendi'nin ve Suullah Efendi'nin de burada birer odaları var. Onlara da birer oda verilmiş. Yine burada aynı şekilde Akşemseddin Göynüklü, Bolu Göynük'te metfun. Ve biz oralı olduğunu da biliyoruz ama bölgedeki medreselerde vazife üstlendiğini, bölgeye intikal ettiğini arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Şeyh Hüsam ve Usul Efendi'nin babası Şeyh Yavsi Hazretleri'nin bu bölgeye ait bir ilim adamı olduğunu buradan öğrenmiş oluyoruz. Ali Kuşçu Hazretleri'nin de ailesinin İskilip'e 3 kilometre mesafedeki Direklibel İmat Köyü'ne uzandığını, babası Muhammed Efendi Timur'un torunu Ulu Bey'in Doğancıbaşı olduğu için asıl adının Alaaddin bin Muhammed'e ilaveten Kuşi ya da Kuşçu lakabıyla anıldığını ve kendisinin de Ali Kuşçu, Ebu Suud Efendi'nin dedesidir. Şeyh Yasin'in de hem amcası hem kayınpederidir. Balmumu bir heykelle manzarayı resmetmişler. Bilim adamlarımızı, ariflerimizi resmetmişler. Evet. Evet. Biz Oğuzların ellerinde de benzer bir şey vardı. Burada da var, görüleceği üzere. Hem üstü depo olarak kullanılıyor hem de aynı zamanda ne diyelim hamam olarak ya da aslında bunun daha doğru adı gusülhane derlerdi odaların içerisinde. Yani aile mahremiyetinin, yaşam mahremiyetinin bütünlüğü açısından evin hem büyükçe bir hamamı olur hem de böyle bir küçük gusülhanesi olur. Son olarak iki ilim adamı, iki alim, bunlardan biri Çakmak Dede, rahmetullahi aleyh tebabetle meşgul olan, tıbbiye ile meşgul olan bir arif, bir ilim insanı, bir büyüğümüz. Son olarak da bölgenin tanınmış, önemli, mağfur, alim İskilipli Atıf Hoca, rahmetullahi aleyh. Bugün de kabrine gitmiştik, kendisiyle alakalı uzun malumatları vermiştik ve İskilip'te Atıf Hoca merhuma da burada bir mekan, bir çalışma alanı oluşturulmuş. Eserleri de buraya yine Mehmet Sılay Hocam'ın Denge Yayınlarından çıkan İskilip'te Atıf Hoca eseri buraya konmuş. Gerçekten İskilip'te Atıf Hoca ile alakalı kıymetli Mehmet Sılay Hocamızın onun eseri çok değerli bir eser. Yine Ethem Erkoç Bey'in Çorum Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan eserleri de çok dikkat çekici. Ama
İskilip Atıf Hoca merhumu kendi eserlerinden okumak lazım. İskilip'ten 20 Mart 2021'de bu ziyaretimizden bütün dostlarımızı selamlıyoruz. Selamlar. Evet, İskilip'teyiz. İskilip dolma söyledik. İskilip dolması asıl ahi yemeğidir. Altında pirinç pilavı var. Üstünde de et var. Bu et nasıl yapıyorsunuz? İskilip kaya mezarlarına geldik. Gördüğünüz üzere tek fare bir parçadan yapıyorlar. Herhangi bir dıştan bir yapım, bir tuğla, bir taş yok. Sadece dağı oyarak kaya kral mezarlıkları yapıyorlar. Bunlar Amasya'da da görmüşsünüzdür. Giden varsa orada da krallar için özel taşlara oyularak yapılan mezarlar. Biz de İskilip'te gezimiz kaya mezarlarıyla devam ediyoruz. ربه والمؤمنون أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة